Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün kütle ve ağırlık ilişkisini işleyeceğiz sizinle. Biliyorsunuz diğer ünitemizi tamamladık. Geri dönüşüm vesaire konularına girmedim. Şimdi kütle ve ağırlık ilişkisinden başlıyoruz. İlk konumuz budur. Arkadaşlar, önce kütleyi, ağırlığı tanıyalım. Daha sonra kütle çekim kuvvetinden ve yer çekimi kuvvetinden bahsedelim. Şimdi kütle nedir? Biliyorsunuz ki kütle bir maddenin değişmeyen miktarı. Değişmeyen madde miktarına kütle diyoruz. Her yerde aynı. Bakın, buna dikkat edin. Yanılacaksınız, yanılmayın. Her yerde aynı dedik, doğru mu? Unutmayın bunu. Yani Ay'a da gitsen, Mars'a da gitsen ya da cüce gezegen olan Plüton'a da gitsen senin kütlen değişmez. Mesela ben 52 kiloyum. Orada da 52 kilogram olacağım. Eşit kollu teraziyle ölçüyoruz kütleyi. Ve birimimiz gram ya da kilogram. Sembolümüz ise küçük M harfiydi. Hatırlamanız gerekiyor bunları zaten sizin. Kütle çekim kuvveti denen bir kuvvet var. Şimdi Dünya dışındaki gök cisimlerinin, gezegenlerde dahil, uyguladığı çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti diyoruz. Şimdi gezegenin ne kadar büyük görüyorsanız kütle çekim kuvveti de o kadar fazladır. Büyük bir gezegenin kütle çekim kuvveti de fazladır dedik. Yani dünyadan büyük gezegenlerde cisimlerin ağırlığı dünyadan fazla olacak. Doğru mu? Şimdi diyeceksiniz belki kütleyi işlerken ağırlık dediniz hocam diyeceksiniz. Ama çok doğru dedim. Neden? Kütle çekim kuvveti diyorum. Kuvvet gördüğünüz zaman ağırlık aklınıza gelecek zaten. Mesela Ay dünyanın 1/6 kadar küçüktür. Bu ne demek? Dünyadan 1/6 kadar daha az kütle çekim kuvveti demek. Doğru mu? Tabii ki doğru. Şimdi ağırlığa bakalım. Ağırlık. Arkadaşlar, ağırlık bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir. Bakın, kuvvet diyorum. Dünya için yer çekimi kuvvetimiz ortalama 10 Newton olarak kabul ediliyor ve küçük G harfiyle gösteriyorduk. Hatırlayın. Ağırlık bir kuvvettir arkadaşlar. Ve ağırlığı dinamometre ile ölçüyoruz. Yaylı bir cisimde hatırlıyorsunuz. Esneme özelliğinden yararlanıyorduk. Ağırlığın birimine Newton dedik ve sembolüne büyük G harfini verdik. Doğru mu? Şimdi büyük G eşittir M çarpı G. Ağırlık eşittir kütle çarpı yer çekimi. Şimdi senin kütlen ne kadar fazlaysa ağırlığın da o kadar fazla. Doğru orantı diyoruz buna. Doğru mu? Doğru. Şimdi kütle ne dedik? Değişmeyen madde miktarı demiştik. Ama ağırlık için diyorum ki bulunulan yere göre ağırlığımız değişkenlik gösteriyor. Şimdi ayla dünyadaki ağırlığın bir değil. Ya da uzayda da bir değil. Arkadaşlar, unutmayalım, uzayda yer çekimi neredeyse sıfır olduğundan biz ağırlığını da sıfır olarak kabul ediyorduk. Şimdi şuraya bakalım. Burası tam orta nokta, ekvator noktası, doğru mu? Ekvatordan kutuplara doğru, kuzey kutbuna ya da güney kutbuna, ama ben kuzey kutbunu gösterdim. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ağırlığımız artar. Bunun sebebi ne de ne demiştik? Dünyanın geoid şekli. Ekvatordan şişkin, kutuplardan basık olmasıydı nedeni. Yani kutuplara doğru gittikçe ağırlığım artacak. O zaman M büyüktür, L büyüktür, K olacak. Doğru mu? Ve şöyle bir şey vardı. Bu yer çekimi kuvveti dediğimiz kuvvet her zaman dünyanın
merkezine, içine doğruydu. Yer çekimi kuvveti temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Böyle bir varlıktır. Bunu da söylemiştik arkadaşlar. Evet. Burayı anlattık. Şimdi arkadaşlar güzel deniz seviyesinde bir yerdeyiz. Bir de Ağrı Dağı'nın zirvesinde olduğumuzu düşünün, tamam mı? Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça, mesela bir dağın zirvesi de olabilir, ağırlığımız azalacak. Yani deniz seviyesine yakınsan ağırlığın daha fazlayken yükseklere çıkıldıkça ağırlığın azalıyor. Bu durumda A'daki ağırlık büyüktür B, değil mi? O da büyüktür. C eşittir D. Çünkü C ile de aynı seviyedeler, aynı noktadalar, değil mi? O da büyüktür E noktası. Arkadaşlar ayrı bir video çekmeyip konu anlatımının ardına hemen bu videoda soru çözümü yapalım. Birkaç soru bakalım. Tamam mı? Soru 1. Dinamometrede okunan kuvvetin değerleri 78 Newton, 65 Newton ve 70 Newton ise verilen bu noktalardaki ağırlığın sıralaması nasıldır demiş. Güzel ve basit bir soru aslında. Şimdi hatırlayalım. Ekvatordan yukarı doğru çıkıldıkça ağırlığın ne oluyordu? Artıyordu, doğru mu? Buraya artı, buraya eksi diyebilirim. O zaman 78 olarak verilen değer hangisidir? Evet, evet, duyuyor gibiyim. Z noktası 78 diyelim. Mantıklı değil mi? Ortada olan Y'dir. Buna 70 diyebilirim, 70 Newton. X noktasındaki değere de en az olanı, yani 65 Newton'u verebilirim. O zaman sıralayalım. X büyüktür, Y büyüktür. Ay, karıştırdım. Z büyüktür, Y büyüktür, X, değil mi? Şöyle yazayım. Evet. İkinci soruya bakalım. Şimdi soruda demiş ki Sümeyye'nin dünyadaki ağırlığı 360 Newton. Sümeyye'ye bak sen, ne kadar da ağır bir kız, değil mi? İşte hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Çünkü ağırlık eşit değildir kütle, değil mi? Sümeyye'nin dünyadaki ağırlığı 360 Newton'sa Ay'daki kütlesi nedir? Dünyada ağırlık vermiş, Ay'da kütle istemiş. Nasıl bulacağım diyorsanız hemen formülümüzü hatırlayalım. Ağırlık eşittir kütle çarpı yer çekimi. Sümeyye'nin ben dünyadaki neyini biliyorum? Ağırlığını. Hemen yazdım. 360 Newton eşittir. Kütlesini bilmiyorum. Dünyadaki yer çekimim 10 Newton'du. 10 Newton, değil mi? Hemen bölme işlemi yapıyorum. Böldüm, böldüm. Sümeyye'nin kütlesini ne buldum arkadaşlar? 36 kilogram. Evet. Şimdi Ay'daki kütlesi demiş. Hatırlayalım, kütle değişmeyen madde miktarıydı. O zaman Ay'da kütle nedir? Yine 36 kilogramdır. Çünkü değişmeyecek. Evet arkadaşlar, gelelim bir diğer soruya. Şimdi E noktasındaki ağırlık 80 Newton ise D noktası, yani bir aşağıdaki değer değil mi? Hangisi olamaz demiş. Dikkat edelim, olamaz demiş çünkü. Şimdi E noktasına kaç demiş arkadaşlar? 80 Newton. Hatırlayalım. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça ağırlık ne olurdu? Azalırdı değil mi? Notanlar için bir hatırlayalım mı? Bakıyorum. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça ağırlık azalır demişim. O zaman buraya eksi, buraya artı. Benim meşhur hareketim değil mi bu? Hemen koyduk.
Dağın zirvesinde 80 Newtonsa ağırlık ve en az burada oluyorsa aşağı doğru ne olması lazım? Artması lazım mantıken. Aşağı doğru artacak. Şimdi ne diye artabilir? Birer birer, ikişer, üçer, onar bana ne? Ama illaki ne olmak zorunda D noktası? Artmak zorunda. 81 olabilir. 82, 83, 84, 85 hepsi olabilir. Ama ne olamaz? 80'in altında bir değer olamaz. Yani cevabımız Adana. Doğru mu? Tabii ki doğru. Şimdi dördüncü soruya baktığımızda kütlesi 30 kilogram olan bir cismin aydaki ağırlığını sormuş. Yine dünyadaki kütleyi vermiş. Yani burada dünya demedi diye dünya değil demeyeceksiniz. Başka bir gezegen demiş mi? Dememiş. Dünya kabul ediyoruz. Kütlesi 30'muş. Önce ben bunun dünyadaki ağırlığını bulmak istiyorum. G eşittir M çarpı G. Kütle 30. M gördüğüm yere 30 dedim. Çarpı. Dünyadaki yer çekimim kaçtı arkadaşlar? 10. Eşittir. Bana neyi verdi? Ağırlığı. 30 çarpı 10'dan 300 gelmedi mi? G eşittir. 300 Newton diyorum hemen. Şimdi. Ay'daki ağırlık dediği zaman ay dünyanın 6'da 1'i kadar değil miydi? Evet, 6'da 1'i kadardı. O zaman 300'ü kaça böleceğim? Tabii ki 6'ya böleceğim. 300 bölü 6'dan 50 Newton geldi. Ağırlık dediği için Newton dedim. Kütle demiyor. Yani kilogram yazmadım değil mi? Aman dikkat edelim. Evet, son sorumuz bir doğru yanlış sorusu şeklinde olacak. Şimdi kütlesi 20 kilogram olan cismin Mars gezegeninde kütlesi artar. Kütle için ne demiştik arkadaşlar? Değişmeyen madde miktarı. O zaman senin kütlen 20 ise Mars'a da gitsen yine 20 olacak. Yani artar mı, azalır mı, değişmez mi? Değişmez. Dolayısıyla cevap yanlış. Ağırlık kütle arttıkça artar. Hatırlayalım. Hemen formülümüzü hatırlayalım. G eşittir M çarpı G. Ağırlık artarsa, affedersiniz, kütle artarsa ağırlık da artacak. Neden? Diyelim ki benim kütlem, yalan söylemeyelim, 52 benim kütlem. 52 çarpı 10'dan 520 Newton eder ağırlığım. Ben iyice yedim. 60 kilo oldum diyelim, Allah korusun. 60 çarpı 10'dan 600. 520'den 600'e çıkarsa ağırlığım artmış olur değil mi? O zaman doğru olacak bu yönerge. Ağırlık eşit kollu teraziyle ölçülür. Arkadaşlar, ağırlık dinamometreyle ölçülürdü. Eşit kollu terazi olan kütleydi. Yani bunu hemen ben bir yanlış diyeyim. Ağırlık bir kuvvettir. Ağırlık evet bir kuvvettir dedik ve dinamometreyle ölçülür dedik. Ağırlık yönlü bir kuvvet, hem de sayısal bir kuvvetti değil mi arkadaşlar? Bir kuvvettir. Buna doğru diyeceğim değil mi? Kütlenin birimi kilogramdır. Evet. Mesela pazardan elma alacaksın. Şey mi diyorsun? 2 Newton elma alabilir miyim diyor musun? Hayır. 2 kilogram elma alabilir miyim? Ya da Antep fıstığını ben çok severim ama pahalıdır değil mi? Onu gramla alırsın. Mesela 300 gram Antep fıstığı alırsın. Yani gram ya da kilogramdır kütlenin birimi. Bu da doğru olur. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.